Şöyle bir kocaman karıştırma kabımı aldım hemen. Şurada da benmarinin altını açacağım. Benim tam olarak 180 gram bitter çikolataya ihtiyacım var. Hemen onu aldım. Benmari'ye koyuyorum. Eriyince alacağım. Olur da arada sertleşirse tekrar ısıtırız. Sıcakta çok fazla bekletmeyin. O zaman yağını kusuyor. Şimdi ilk olarak tereyağı ile başlayacağım. Benimki burada dışarıda, yumurtam da dışarıda. Bütün malzemelerimin oda sıcaklığında olmasını istiyorum. Şöyle burada tam yarım paket, bir paketin yarısı kadar tereyağı var. Hemen onu önce koyalım. Sonra diğer malzemeleri. Yumurtaların hepsini bir kaseye önceden kıralım. İçine teker teker koyacağız. Böyle işimiz çok daha kolay olsun. Mikserimi aldım. Tereyağını yaklaşık bir dakika tek başına çırpıyorum. İçine şekerimi koyacağım. Bu aşamada kasemi yanıma alıyorum. Yumurtaları teker teker içine ekleyeceğim. Geldik en lezzetli yanına. Çikolatayı içine ekleyeceğiz. Şimdi yavaş başlayacağım. Arttırarak bir 2 dakika, 3 dakika kadar çırpacağım. Şimdi önce kakao koyacağım. Fakat kakaomuzu güzelce elememiz gerekiyor. Şimdi geldi sıra badem ununa. Bütün malzeme iç içe geçene kadar güzelce karıştıracağım. Şöyle 20 santimlik bir kelepçeli kalıbın içini güzelce yağlıyorsunuz. Üzerine yağlı kağıt koyuyorsunuz. Akabinde onu da yağlıyorsunuz. Aksi takdirde çıkmaz. Hemen bunu dikkatli bir şekilde içine dökeceğim. Sanıyorum hazırız artık. Fırına gidebiliriz. Ne demiştim? 150 derecede 40-45 dakika kadar pişecek. Kekimin piştikten sonra da krema ile buluşması için oda sıcaklığına gelmesi lazım. Kekim hazır, güzelce soğudu. Şimdi onun tek eksiği nefis bir krema. Hemen onu yapacağım. Ama öncesinde madem kekimiz bademli, üzerine de birazcık badem kavurabiliriz. Şöyle. Burada yaklaşık böyle 3-5 dakika kadar kavrulsunlar. Hemen kremama geçmek istiyorum. Büyük bir mutfak robotuna ihtiyacınız var. Mutfak robotumuzun içine şimdi doldurmaya başlayacağım. 500 gram labne peynirim var. Ben onu her zaman yaptığım gibi güzelce süzdüm. Yani bu süzülmüş ağırlığı 500 gram. Bunu koyduk içine. Şöyle bir limonun kabuğunu içine rendeliyorum. Orada tekrar ocağımın altını yakacağım. Kremayı içine koyduk. Burada yarım su bardağı kadar şekerim var. Onu da içine koyuyorum. Böyle kalın bir harç elde edeceğim. Madem pasta yapıyoruz, madem kalori alacağız, şöyle en güzelinden olsun. Burada da beyaz çikolatam var. Güzelce her şey eriyip kaynayınca içine koyacağım. Şöyle bir tel çırpıcı alalım. Önce bir karıştırayım, sonra robotumu doldurmaya devam edeceğim. Burada biraz yoğurdum var, yaklaşık yarım su bardağı kadar. Hemen unutmadan onu da robotuma koydum. Şekerler tamamen eriyecek içinde. Hatta o erirken bence karışımımıza da birazcık limon suyu sıkalım. Şöyle çok fazla değil, bir yarım limonunki yeterli. Kremam güzelce kaynadı. Hemen içine beyaz çikolataları ekleyeceğim. Bütün parçalar erisin. Tamamdır. Şimdi bu da robotun içine gidecek. Şimdi kısa aralıklarla robotumu çalıştıracağım.
biraz soğutmak istiyorum. Şöyle bir 5-10 dakika soğusun, kendine gelsin. Ondan sonra pastayla buluşma vakti için hazır olacağız. Kremam yeterince soğudu. Kekim de hazır. Hemen onları birbirine buluşturmak istiyorum. Şöyle dağınık bir şekilde süreceğim. Şimdi moda ya, doğal görünüm, biz de öyle yapalım bugün. Şimdi üzerine bu yeterince soğudu. Kavrulmuş bademlerimle kaplıyorum. Sıra geldi çileklere. Burada canınız nasıl istiyorsa, ne kadar istiyorsa doldurun gitsin tamamen. Ben şöyle orta kısmına yoğunluklu bir şekilde koyacağım. Şöyle biraz büyüklerden, biraz küçüklerden.